Yani burada mutlak suretle bir sorumsuzluk var. Belli ki bir sorumsuzluk var ama bu sorumsuzluğun sebebi, faili kimdir bilemiyoruz kardeşim biz. Çünkü kendi içimizde hatayı paylaşmak istemiyoruz. Herkes birbirine atıyor. Şahsen ben de birine atıyorum. Ha bana kalacak olsa bu durumun tek kardeşim faili Sayın Göçmen Bakanımız Ankaralı Namık'tır. Ankaralı Namık baba çiçeğim gelsene politikasıyla birlikte bu göçmen konusuna birazcık kardeşim açıkçası çıkmaza soktu. Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Belli sıkıntılarımız var. Şimdi onu belediye meclis ercüment üyelerimizle tartışıyoruz. Bazı göçmenler şehrimize çalışmak isteyen, yani Faruk'un yerine gelip çalışmak isteyen göçmenler dağ yollarından yüzerek geliyor mesela. Adam yüzerek gelirken zatüre geçirmiş mesela. Ulan niye yüzerek geliyorsun lan? Ulan gemide 6 kişi geliyor lan, 6. Ulan ben başka yerlerden zaten minibüs gibi kaldırıyoruz bunu, millet gel diye Ankara'nın Namık gel diye bağırıyor. Kaçak yolla girişler artmaya başladı arkadaşlar şehrimize. Halbuki dakikada 2 tane gemi geliyor. Gemiye de kimse binmiyor. Ulan yasal olarak gelseniz ben size kalacak yer de ayarlayacağım. Ben böyle saçmalık görmedim ya. Adam hobi olarak yüzerek geliyor buraya ya. Arkadaşlar bugün artık belediyemizin bütçesine bir dur demek vakti geldi. Serdar Ortaç baba Kıbrıs'ta yaptığı görüşmelerle kardeşim kapalı kapılar ardında Kıbrıs'ta yaptığı görüşmelerle belediye bütçemize birazcık zarar ya verdi. Hatta bir takım ipotekler falan yaşandı. Şimdi anlatmak istemiyorum bu hastanenin neden açık olmadığını. Ben açıklamayayım. Serdar Ortaç açıklasın. Kasino diye bir şey var. İndim aşağı ışıl ışıl. Ay ne güzel armutlar düşüyor. 3 tane gelince lamba yanıyor falan. Gördüğünüz gibi kara kış bastırdı arkadaşlar. Şehrimiz en azından kara kışı güzel geçirdi diyebilirim. Bugün yapacağımız atılımlar şehrimizin ham madde ihtiyacını karşılayabilecek ve çalışacak adam getirtebilecek ihtiyaçlarını yani karşılamayı düşünüyorum. Diğer yerlerde pek bir sıkıntı görmüyorum. Yani kirli bölge falan filan diyor. Öküz çöp tesisinin yanına bölge kurmuş. Beni bu zerre kadar ilgilendirmez açıkçası. Boşatsın, oraya gitsin. Buralarda bir takım sıkıntılar var. Yüksek kiralar deniliyor arkadaşlar. Buralar kiraların anlık olarak çok yükselmesi. Oğlum burası sanayi değil mi? Sanayiye kira mı veriyorsunuz siz? Ha ben mi kiralıyorum sanayide? Ya vergileri tamam düşüreyim diyeceğim biraz. Düşüreyim de elim titriyor. Yapamam. Yapamam baba, yapamam. Yaparsın oğlum. Yapamam. Şimdi her neyse biz yavaştan atılımlarımıza başlayalım. Arkadaşlar şu bölgede bir yer kurmayı planlıyorum. Mining yapacağım kardeşim. Bitcoin mining yapacağım burada. Yani Bitcoin mi artık her neyse, Bitcoin değil de bu bölgelerde endüstriyel faaliyetler başlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şuralar bak. Buralar mesela gayet iyi mekanlar endüstri için. Mesela örnek veriyorum. Buralar da iyi mekanlar mı? Bir dakika, coal mining'e bakacaktık arkadaşlar. Yanlış baktık. Mesela coal mining, coal ne demek? Kömür. Yok. Kömür mü? 41.4 ton aylık alacağız. Şuralara falan düşünüyorum açıkçası şimdilik. Ama bu bölgeyi dağlık bir yere kurmayı düşünüyorum. Yani şehre fazla yakın olursa arkadaşlar insanlar ölebilir. En basit haliyle ölme ihtimalleri olabilir. O yüzden burası böyle. İkinci olarak da bakın burada bir ormanımız var. Yavaştan şuradaki ormanı kendime alacağım. Parasıyla artık dekar kaç paraysa. Buradaki ormana ormancılık faaliyetlerini başlatacağım endüstrisini, tamam mı? Şimdi yavaştan alalım. Çünkü para lazım bir elinde. Bak şurası da çok iyiymiş. Burası özellikle orman için çok iyiymiş. Bak hatta bir şey söyleyeyim mi? Buraları alalım ya. Burası ormancılık faaliyetleri olsun ya harbiden. 348 bin dolar arkadaşlar. Yani orman alanı çok büyük. 20.39 KT. KT ne? Ya da tam tersi bu bölgeye. 3.15 ton. Bir şey söyleyeyim mi? Ama kesinlikle şurası daha iyi orman için. Burayı değerlendireceğiz. Yapacak bir şey yok. Ormanlarımız belediyemizin geleceğidir kardeşim. Oradan para kazanacağız. Kimse şu an bir şey yapmasın. Sakın konuşmasın. Bak. Bak paraya ihtiyacım var. Ben burada çalışmaya çalışıyorum. 258 bin dolara alıyorum burayı. Burayı da almıyorum. Burayı da alayım hadi. Hatta şurayı da alayım. Çok para oldu ya. Çok para oldu arkadaşlar ya. 358 bin 350 bin dolar. Allah aldım. Yapacak bir şey yok. Şu bölgeden özel endüstrimiz başlayacak. Tarlalık da yapabilirim oraya ama yapmadım. Niye yapmadım? Çünkü ne gerek var? Yakında paralı yollar da geliyor bu arada. Bütün sevenlerine duyurulur. Paralı yolları da getireceğim yakında. Evet burası arkadaşlar gördüğünüz gibi 90 derecelik bir açıyla gelecek kardeşim şu şekilde. Bu bizim mahallede 90. Sizin belki mahallede 90 olmayabilir. Bu belki 50 olabilir. Benim mahallelerde buna 90 deniliyor bunlara. Şu şekilde şurayı kardeşim 90 derece yine. Bakın burası orman endüstrisi arkadaşlar. Dünyanın en büyük orman endüstrisini kuracağım. Ha burada şey çok önemli. Ne onun adı kardeşim? Şey yapmak inanılmaz mühim bir şey. Ya karda yağdığı için şimdi göremiyorum. Birazcık yamuk gidiyor tükürdüğümün yerde. Yanlış anlamayın da biraz yamuk yani. Yolda yamuk tuttu. Şöyle düzleyelim bari. Şu şekilde arkadaşlar şurayı da şurayla birleştireceğiz. Ama birleştiremedik. Şurayla bir şuraya. Yavrum bunu buradan birleştirsene yavrum. Heh. Tamam çok güzel. Şuradan arkadaşlar aynı şekilde. Aynı şekilde kardeşim. Allah Allah. Ağaçlıktan gözükmüyor ki, bazı ağaçları kesmemiz gerekebilir. Yapacak bir şey yok. Bazı ağaçları kesmemiz gerekiyor.
Abi bak kırarım belini ha. Şunu siz şu ben burada ormancılık işi yapmaya çalışıyorum. Sen bak bana bir iki tane ağacı kestirdiler bana şu an durduk yere ve parasını alamadım onların mesela. Bak bak boşuna. Bunu niye böyle köprü yapıyorsun? Bunu yere koyamıyor musun? Bu niye havada duruyor? Sihirli annem Dudu'nun şeyi gibi kazanı gibi niye havada duruyor bu ya? Sil şunu. Vallahi bu yol işini yapamıyorlar ya arkadaşlar ya. Şu an dünyayı değiştirebilecek işler yapıyorum. Hah böyle evet böyle. Şöyle. Bunu da böyle bağla. Beni ilgilendirmez abicim. Nasıl bağlıyorsan bağla. Tam böyle bağla. Hadi yapacak bir şey yok. Orayı da yapmayı vereyim. Tamam güzel. Arkadaşlar burası özel endüstridir. Bundan sonra özel endüstri ilan ettim burayı. Burası ormancılık endüstrisidir kardeşim. Tamam mı? Bakın. Bak işini izleyin. 45.3 ton. Buradan. Tamam mı? Bak. Bak 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 bak. Harvester Resources. Bak. Şöyle 90. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Buraya kadar. Distance to long diyor öküz. Tamam buradan getir o zaman distance to long'sa. Şöyle. Şöyle. Pek beceremiyor gibi geldi bana ama. Abi şunu bağlayamıyor musun? Invalid shape diyor gerizekalı ya. Ya bu ne olmuyor böyle abi? Bunu anlayamadım arkadaşlar ya valla. Invalid shape diyor. Yani bunun nesi invalid shape ki bunun? Ben onu anlamadım ya. Bak 90 derece açıyla mükemmel şekilde invalid shape olmaz burası yani. Ben şu an bunu düşünüp de yaptım. Hah şöyle yapayım. Oldu gibi ya. Oldu mu lan? Olmadı gibi abi orada. Vallahi hiç olmadı yani. Hiç olmadı ya. Bu hiç olmadı ya. Vallahi hiç olmadı gibi ya. Mükemmel orman yerim var. Kullanamıyorum ya. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane daha yapmayı düşünüyorum bu arada. Bak şimdi kardeşim şunu şuradan alacaksın. Tamam bak. Bak şimdi bunu böyle getireceksin bak. 900 ton. Aslında şöyle yaptığımızda daha iyi ya. Bak. Bak 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 bak. Şöyle arkadaşlar tut çek yapıyorum. Kardeşim oluyor gibi sanki 1400 tona kadar çıktı burası. Aha oldu. Vallahi oldu. Tamam orman sahası ilan ettim burayı. Çok güzel. Hadi bakalım çalışın. Çalışın göreyim. Oduncu. Bunlar çalışacak. Bunlar çalışacak. Buraya da bakayım şimdi. Neresi? Bak burası olmamış hiç. Şunu da şöyle arkadaşlar şuradan buraya kadar kardeşim uzattım. Tamam mı? Burayı arkadaşlar seçiyoruz işte orman yeri yapıyoruz. Yani bu halbuki bu kolay bir şey ama bunlar enayi olduğu için yaptırmadılar bize. Tamam güzel. İki tane. National Resources kardeşim. Evet iyi konuşuyorum. Burada ormancılık faaliyetlerimiz devam edecek Allah'ın izniyle. Para arttı. Kış mı bitti lan? Bir yerden para gelmeye başladı çok iyi. Nereden geldiğini anlayamadım ama o parayı ben bulurum. Bak şimdi şuraya bakar mısın? Şuraya bakar mısın? Bak bak şuraya bakar mısın? 26.8 ton üretimimiz var arkadaşlar. Desidit'te defisitte kardeşim. Yüksek ihtimalle defisitte şey. Anladınız siz onu değil mi? Aynen öyle. Tamamdır. Hadi bakalım. Kış bitiyor ya arkadaşlar. Gelirlerimiz iyileşiyor. Kışın bitişine bak anasını satayım. Ele geçiriliyoruz gibi. Güzel. Böyle güzel geldi. Evet. Arkadaşlar ikinci bir problem. Tabii şu an şeye devam edeceğim. Oil mining falan filan bunları açacağım ama güzel bir yerlere. Orman endüstrisini açtım şu anda. Bayağı uzak oldu orası orman endüstrisi. Ama olsun yapacak bir şey yok. Elektrik su falan geldi herhalde oraya yüksek ihtimalle ki çalışıyorlar. Bir sıkıntı üreten çıkmadı gibi. Hani böyle bir oğlum ne oluyor lan? Ağaçlar donuyor. Trafik sorunu bizim canımızı okuyacak gibi şu an bir yer yanıyor abi. Oğlum yanıyor. Şu an adam villada yangın çıkardılar. Buraya çabuk bir itfaiye yollayın. Çabuk. Nerede itfaiye? Oğlum komşular. Komşum adam. Adama bak şey gibi izliyor ya. Sanki iş makinesi çalışıyor gibi izliyorlar ya. Ev yanıyor ev. İtfaiye yok mu? Oğlum itfaiye yok mu ya? Oğlum yanlara sıçacak lan. Bakın arkadaşlar bu bize güveni gösteriyor. Gördünüz mü? Bak adamın evi yanıyor ama mutlu gördünüz mü? Çünkü diyor ki Faruk Başkan'ı beni evsiz bırakmaz. İtfaiye de geldi. İşte biz bu işi böyle yaparız kardeşim. Biz yaptık mı biz bu işi böyle yaparız. Hepiniz bana emanetsiniz. Hepiniz koçlarım benim. Siz sadece çalışın para kazanın. Yer daha yanıyor diyecektim aynı yermiş ha. Tamam. Şu kış bitti ya güzel oldu arkadaşlar. Kış biraz çetin geçti bu aralar. Çetinle Metin Tekin geçti. O biraz sıkıntı yarattı. Şimdi bak artı olarak ne dedim ben size? Bu şey bize problem yaratacak. Şunu aşmamız lazım arkadaşlar. Underground Parking Builded. Bakın bu güzel para getirir bize. Tamam mı? Bunu aşmamız gerekecek. Bak bir de araba park yerleri yaptım. Birkaç tane. Şuradan gözükecektir. Bakın buralar. Overground Parking. Bak bak araç yıkama park yeri bile olabiliyor. Bu park yerlerini yerleştireceğim şimdi bazı yerlere. Çünkü araba koyacak yer kalmadı arkadaşlar insanlara. Mesela çok fazla trafiğin olduğu yerlerde mesela neler olabilir? Buralar mesela bak. Buralarda bir tane park yeri lazım. Bak buralarda. Bu ne? Rock Musician Mansion. Abi sen bir şuraya çıksan olur mu ya? Biz buraya park yeri koysak ayıp olur mu? Sanata saygımız var ama. Hani rock müzik mi park yeri mi şimdi ona bakıldığında? Ya da şuraya sığarsa. Arkadaşlar park yeri de park yeriymiş yani onu da söyleyeyim de. Park yeri de yani dünyayı park edersin buraya kardeşim. Böyle bir park yeri olmaz. Şuraya koyabilirim bak park yerini ha. Şöyle buraya. Şak. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi oldu. Tam arkadaşlar mezarlığın önüne park yeri. Oradan var ya ne parayı kırarım ha. Şuradaki trafik yoğunluğuna bak. Tamamdır koy buraya arabaları artık. Ama tabi buna paralı paralı. Şimdi 20 dolar yaptım. Gir 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 gir. Adam daha yoldayken para kazandım bak. Oğlum motorluyu almayın lan içeri. Hepimiz aynıyız. İlçilik yapmayın. Upkeep 30 bin dolarmış aylık. Upkeep'i. Bakım ücreti mi? Neyin bakımı ya?
arabayı koyacaksın, geçeceksin. Bak arkadaşlar, bayağı bir tercih ediliyor burası, onu da söyleyeyim. Bu bize bir kazanç sağlayacak gibi geldi bana bu arada, onu da söyleyeyim yani. Bu park, belediye park yerlerine önem verir. Ama şimdi 20 dolar ya, çok fazla tercih etmezler mi diye düşünüyorum ama. Olmadı, bunun fiyatlarını birazcık şey yapacağım. Burada olmadı arkadaşlar, şuraya da bir otopark mafyası koyacağım. Bana bağlı. Milleti gasp edecek. Yapacak bir şey yok. Para lazım bana ya. Şu geliri arttırmamız lazım ya. Bu ne? Oo, çok gider var ya. Arkadaşlar giderler çok yükselmeye başladı, onu da söyleyeyim ha. Bu ne diyor? The building has been abandoned diyor. Tamam tamam. Terk edilirse silgisin. Ya şu sıkıntı ya. Bak burada da arkadaşlar park yerimiz var kolejimizde. Kolejde bu arada 14 kişi okuyor şu an. Yanlış değilsem, ya da 6 kişi miydi? Kaç kişi? Hoca 16, 6 kişiye kolej yaptım ya. Şu tek yön olsun en kötü yol. Yani buraya bu yolu koymam lazım benim ya. Birazcık bu kötü oldu bak arkadaşlar. Bu park yerine sokamıyorlar millet arabalarını ha. Ya şunu en kötü küçültemiyor muyuz şu yolu? Şöyle biraz daha alsak şuradan bir şeyler. Vursak şuradan, olmaz mı? Şöyle. Nereye girer ki arkadaşlar? Bu park yeri de hiçbir yere girecek gibi değil ha. Ya buradan bir yere, buradan bir yere bağlanmamız lazım bizim ya. Şu yolu şuraya bağlamamız lazım. Slope the steep diyor ya. Bak şurada biraz yükseltme yapamaz mıyız abi? Şöyle mesela. Ha yani mesela. Mesela bak buradan yükseltme yapıp ondan sonra buradan yolu bağlayıp. Öküz bunlar ya harbiden. Yaptırmadılar ya. Trafik kazası olmuş burada. Bu nasıl trafik kazası lan böyle? Bu trafik kazası değil ki, abla bırakıp kaçmış arabayı. Her neyse, eğitim işi tamam arkadaşlar. Eğitime bundan sonra bakmam. Koca şeye yüksekokul kolej kurdum kardeşim. Robert Atom'a yüksekokulu kurdum. Bundan sonra benim zerre umurumda olmaz, onu da söyleyeyim. Şimdi sanayi bölgesine bir şey var. Devam ediyor istek. Sanayi İkileyelim, tamam mı? Bak şurayı arkadaşlar, şuraya bir sanayi bölgesi için. Devam kardeşim, kurul buraya abi. Çok iyisiniz. Çık lan şuradaki evleri, köpekler. Anasını satayım ben, ne ev yıktım lan ben. Abicim ya, var ya, öküzsünüz ya. Vallahi göremedim ya. Arkadaşlar yanlışlıkla adamların evine üstüne sanayi kurdum ya. Ya bunların suçu, yemin ediyorum bunların suçu ya. Vallahi şurayı geri getireceğim, şu sanayileri. Arkadaşlar şu sanayileri geri getireceğim, tamam mı? Bunlar sıkıntı yaratabilir. Sanayi ile şey yan yana olmamalı. O bize problem yaratır, bak onu söyleyeyim. Hatta şöyle, yani sanayi değil de mesela burayı şöyle şey yapacaksın. Shop yapacaksın şuraya birkaç tane de. Zaten shop isteği var bari. Sanayi ile şeyin arasına shop kursunlar ya. High School'da da 193 kişi şey yapıyor. Eğitimi güçlendirmemiz lazım. Eğitim güçlenmeli kardeşim. Eğitim bizim bel kemiğimizdir. Eğitim güçlenmeli. Bu bak Milestones. Ne zaman bu Big Dom'un olacağız biz? Bakayım şöyle bir. Kaçta? 32.100, 42.628. Tamam, bir kurulmaya devam edelim bakalım. Bir kurulmaya devam edelim. Ne durumda otoparkımız bu arada? İşliyor mu otopark? Arkadaşlar otoparkı da bir işletelim de şey. Yani bunun bana şeyi lazım. Bunun bana geliri lazım abicim. Bu kaç para gelir alıyorum ben buradan? Bana bu önemli. Bak bu arada parking fees hiç almıyoruz gibi. 0 dolar gibi geldi. 0 euro gibi geldi bana, öyle mi? Ha, onu da bir söyleyeyim. Niye 0 euro kardeşim orası? Hayrola? Arkadaşlar parking fees'i ben mi ödüyorum? Ne yapıyorum ya? Tükürürüm öyle işe ha. Bu arada bak Wood'dan da iyi şey çıkartmaya başladık. Şu şeyi de açacağım birazdan da. Arkadaşlar bu parking fees'ten ben niye para almıyorum kardeşim? Böyle bir bakayım. Taxi minimum fare, Advantech Politician Management, Pre-Release Program, Educational Program, Taxi. Vallahi hiç para da gelmiyor gibi geldi ama inşallah geliyordur. Bakacağız bakalım. Bu arada karbaş var arkadaşlar ya. Şunu açsak ne güzel olur ha. Aa, açtım. Araba yıkamayı da açtım. Yıkayın tabii oğlum. Oradan da para kazanalım ya. Yıkamadan olur mu? Yıkayın. Ondan sonra müşterilerimizi parlatın. Cilalayın müşterilerimizi. Oradan da para kazanın. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan bir mahalle daha açma vakti geliyor yavaştan. Çünkü şuradaki endüstride çalışacak insanlar gerekecek yakında. Ha, ormanın içinde de adam şey yapsın istemiyorum ben açıkçası. Bunlar da nasıl ormancılık yapıyor anlamadım. 30 ton 30 ton diyor da. Burada daha vallahi çıkar yani daha. Hani bunu daha mı acaba büyütebiliriz diye bakıyorum şöyle. Ne bileyim mesela sanayi, tamam mı? Mesela şuraya sanayi kurduğumda. Ha, burası zaten arkadaşlar sanayi bölgesi olmuş. Yani ormancılık burada yapılıyor zaten. Ya, buraya koyabilirdim ama ormancılık yapılıyormuş burada. Ha, tamam. Tamam güzel. Tamam güzel. High rent diyor ya insanlar ya. Ya birazcık vergiler de azalmaya mı gitsek acaba ya? 14'e mi çeksek arkadaşlar? İnsanlar geçim sıkıntısı yaşıyorlar. En azından bari para olsun ellerinde ya. Vallahi normal şartlarda var ya umurumda bile olmaz da. İşte dedim neyse şimdi ya. Yeni mahalleyi şuraya yapacağım. Buraya. Burada şart zaten yeni mahalle arkadaşlar. Buraya bir sokak yapma. Oo, tepede kalıyor ama bu sopak ha. Bu sopak sok sopak. Nasıl bir şey o ya? Şuradan şöyle ne bileyim yani. Nasıl olacak lan burası böyle? Adam gibi bir yer olmaz ki burası ya. Şuraya yapalım madem. Burası da adam gibi bir yer değil. Buraya yapalım madem, ofis bölgesinin yanına. Ne demantı var kardeşim? Low destiny
Destiny var. Love Destiny. Tamam, buraya yapalım Love Destiny ise. Hatta yok mu boş yerimiz arkadaş? Arkadaşlar şurada yeni bir mahalle yapıyorum kardeşim. Şu şekilde. Ufak bir mahalle olacak. Belki hem şey olur diye söylüyorum. Hani bakarsınız burada ofis bölgesine çalışan insanlar gelir. Şöyle şehri uzatacağım. Zaten uzatacaktım. Şuraya sokaklar yapacağım bu şekilde. Hem burada ofis bölgesine çalışan insanlar da buraya çalışmaya gelebilsin diye. Boş yatmasınlar, çalışsınlar kardeşim. Boş yatan adamı sevmeyiz biz. Çalışanı Allah veriyor. Allah onlara, ben onlardan inşallah. Şimdi ne istiyorsunuz? Love Destiny. Evet. Buraya bir mahalle daha Love Destiny'den. Ya Love Destiny'de ne çok Love Destiny istiyorlar arkadaşlar ya, vallahi billahi. Bir de burada bir şey var. Bu neymiş? Commercial Demat var da saçmalık ya. Vallahi saçmalık bu arada. Commercial Demat, bir sürü Commercial Demat istiyorsunuz. Koyuyoruz, işsiz kalıyorsunuz. Ne salak adamsınız ya. Bak, vergiyi indirdim. Hiçbir şey yaramadı. Oğlum vergiyi indirdim, param yükseldi. Böyle bir şey var mı ya? O, arkadaşlar parking fees'ler gelmeye başladı bu arada ha. Bak bak şuraya bak, 12.800 dolar euro. Aylık. O zaman vergileri de yükselteyim. Niye yükseltmeyeyim ki? Vergiler ne güzel paşa paşa %15 ödüyordu bunlar. Ben niye düşürdüm ki vergileri? Arttır kardeşim. Tamam, güzel. Yerleş buraya bakayım. Sanayi ne durumda? Sanayi bitti ya. Sanayide yer bitti. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam, güzel. Oğlum ne ara zaten biz kışa geçtik yine ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Biz niye kıştayız yine? Bunlar abandoned arkadaşlar. Bunlar terk etmişler burayı. Yani niye terk ettiklerini anlayamadım yani. Ya burada bir kira problemi patlak veriyor zaten, belli. Buranın eğitim seviyesi düşük mü ya? Ne bileyim, buraya lise mi lazım? Buraya ben lise niye koyayım? Sanayi burası kardeşim. Bak burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Burada insanların kiraları şey. Ya sanayiye katkı sağlamak adına, tamam mı? Ha tamam. Endüstrinin vergilerini %10'a çektim. Tamam mı? Hadi. Hadi bakalım ne yapacaksınız. Bak hadi. Sanayiye katkı sağlamak adına, hele bir susmayın. Boynunuzu kıracağım. Tamam, bütün sanayiye katkı adına arkadaşlar vergileri %10'a çektim kardeşim. Bundan sonra sanayiye katkı veriyorum birazcık, bir süre tabii. Bak şimdi sanayi isteği nasıl yükseldi. Bak bak bak. O zaman sanayiyi nereye alabiliriz ki başka? Bana bir sanayi daha lazım. Vallahi tam arkadaşlar şurası sanayi bölgesi zaten. Aslında tam biçilmiş kaftan ama çok uzak. Yani buraya koyana kadar, anasını satayım, adam buraya gelene kadar ölür zaten ya. Anasını satayım, bina yıkıldı. Bina yıkıldı. Arkadaşlar şehri kalkındırmak için yapacak bir şey yok. Bir sanayi bölgesi daha açıyorum buraya ben. Buraya özel bir sanayi bölgesi yapacağım kardeşim. Yapacak hiçbir şey yok. Yani çok ormanlık bir bölgeye yapmayalım. Oğlum su mu var burada? Yok. Çok ormanlık bir bölgeye yapmayalım kardeşim. Şuraya yapalım arkadaşlar. Şöyle bir sanayi bölgesi yapıyorum. Büyük. Ormanın içine yapmayacağım çünkü bir de suya da yakın yapmasaydık. Oğlum bir dakika, böyle olmaz. Tamam, şurada yerleşin. Buraya gelmeyin pek. Tamam, çünkü suya pek yaklaşmayın. Bak suya yaklaşınca milleti zehirliyorsunuz ondan sonra. Bak suya yaklaşmayın, tamam. Ya oranın sebebi arkadaşlar ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Burası gelişmiş bir bölge kardeşim, tamam mı? Bak burada parklar. Bak burada kolejler falan. Robert Atama Yüksekokulu olduğu için buranın kiraları inanılmaz arttı. Birden. İnsanlar da bunu ödeyemediler. Ben ne yapacağım peki biliyor musunuz? Sanayi bölgesini ayrı yaratacağım burada. Tamam mı? Burada kardeşim sanayi bölgesini oluşturduğumda buranın şeye aynı olacak. Yani çok fazla bir ileri geliri olmayacağı için problem yaşanmayacak. Bir de ikinci olarak sanayi bölgesine buradan bir kargo firması, şirketi yapabiliriz ileride. Bak burada transport kısmından kardeşim, burada kargo harbor, kargo yeri. Bak burası. Mesela burayı alacağım, tamam mı? Buraya kargo yeri yapacağım. Ben 1000 XP gelecek. Buraya yatırım yapabilirim bu arada gerçekten. Şu şekilde. Şuraya koyarım kardeşim bunu. Buradan bunu buraya bağladığım an şuraya bağlayabilirim yüksek ihtimalle herhalde. Herhalde öyle düşünüyorum yani. Kargo ship rotası şuradan nereden girecek o? Buradan girecek buraya kadar. Doğru. Pardon lan, çok gitmişiz. Buradan gelecek. Buradan gelecek gemiler burada duracak. Bir şey söyleyeyim mi? Kredi bile girilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Çok mu erken acaba ya? Kargo gemisi hiç. Şehir çöküyor. Ulan tamam. Al. Commercial. Sizin de %10'a düşürdüm. Evler. Siz ödüyorsunuz ama. Tamam. Zaten Commercial'dan 37 bin dolar vergi tahsilatım var anasını satayım. Düşürsem ne düşürmesem ne zaten bir işe yaramıyor. Yani o kadar büyük bir para kazanmıyorum arkadaşlar oradan. Vergileri düşürdüğümde de. Öyle bir şehir yapmışım ki vergiler umurumda bile değil. Öyle düşünün bakın. Vallahi ben buraya kargo yerini açmayı planlıyorum ya. Harbiden. İleride sanayi bölgesini buraya yapacaksak inanılmaz bir devasa bir atılım olur bu bizim için. Bir de Big Town'u açabilirsek arkadaşlar 1000 XP kazanacağım şimdi. Big Town'u açtığımda şeyler gelecek. Şu Hike Destinies'ler gelecek. Bir de kardeşim şu yüksek park alanlarını falan açarsak parayı kırarız gibi. Orada biri yanıyor, ona yardım edin. O zaman önce şurayı alıyorum. Burayı mı alsak? İki yeri de almamız lazım o zaman. Şurayı açmak istiyor. Pardon. Aa, dört yeri de alalım arkadaşlar. 113 bin dolar ya. Ne fark eder kardeşim sanki? Oğlum burayı niye almadın o zaman? Eşek. Burayı da al. Tamam, çok güzel. Buradan yalnız inşallah yolu almama gerek yoktur ha. Ya erken normalde de arkadaşlar, kargo gemisiz bir şehirde gidelim bu işi yapmayalım hani. Anladınız değil mi? Bak şimdi. Bunu buraya koyacağız.
Tamam mı? Bak buraya. Şak. Kargo yeri. Geldi. Geldi. Ben neler yapıyorum? Geldi. Uuu. Big Tom geldi. Big Tom. Nerede yol? Arkadaşlar şuradan yolu veriyorsunuz buna. Tamam mı kardeşim? Bak. Şuradan köprüden şöyle bir yol verdim buna. Bak. Dağın içinden geçirdim yolu. Oğlum dağın tepesini nasıl niye yardınız? Adam burada ölür lan. Vallahi aynı şekilde arkadaşlar şu yolda şu dağdan geçirirsem şuraya. Evet çok güzel. Çok güzel. Bunu da dağın içinden geçirdim. Mükemmel oldu. Mükemmel. Şimdi kargo yerimizde hayırlı uğurlu olsun kardeşim. İşte tek sıkıntı inşallah bütün yolları almam gerekmiyordur kargo ship rotası için. Yani ben bunu şuradan vermek istiyorum bu kargo ship'i ama inşallah alırlar. Bu uçak lan. Ha şuradan. Abicim. Hat fighting ladister diyor ya. Öküz. Niye almadın lan kargo yerini? Uçak, uçak, uçak. Senin ben yapacağın işe tüküreyim. Kargo yeri burada. Arkadaşlar kargo gemileri buradan geliyor. Kargo gemileri buradan mı geliyor? Ama böyle olmaz ki. Şuradan şöyle gidiyor. Tamam buradan böyle bağlansana kardeşim. Yani hani çok da zor bir şey istemiyorum ben senden açıkçası. Şuradan pet fighting diyor ya. Şerefsiz ya. Yolu aldırmak aldıracak mı acaba? Yani bakıldığında kargo gemileri de aynı yerden gelip gidiyor arkadaşlar ya. Hani bize koca yolu aldırma anladın mı yani? Ya oraya yüksek ihtimalle alacağız arkadaşlar. Şöyle bağlayacağız yani kargo gemisini. Şuradan şöyle gelecek. Şurada bağlanacak. Şu yani. Ama tabii ona bayağı bir şey aldır bize yani yüksek ihtimalle. Ay şu şekilde arkadaşlar. Şu. Ama şu an almayacağım. Zaten 3 tanesini kullanamıyorum. 3 permissiz üsetim var. Yani kullandırtmıyor. Ama bu şekilde bağlanacak. O biraz saçma oldu gerçi ya. Harbiden. Daha iyi olabilir yani. Hani daha iyi bir yere koyabilirdin yani. Evet. Neyse bakalım. Şimdi ne var sıkıntı? Ya high rent'inize tüküreceğim şimdi kardeşim. Ne high rent ya? Bak buradaki adama high rent diyor mu? Bak buradaki adam. Bak. Bak. Bak işte bu tam söylediğim gibi. Bunlar kardeşim. Bu işi biliyor bu adamlar ya. Bu adamlar bu işi başaran adamlar arkadaşlar. Bu sanayi bölgesi inanılmaz. Bu arada acımam ha o zaman. O zaman acımam. Vergiler acımam. Endüstri %15'i çakarım. Bak söyleyeyim. Buna da çakarım. Beni o zerre kadar ilgilendirmez. Öyle söyleyeyim. Ya bu arada ev vergilerinde %18 çok olur mu acaba ya? Bir 50 bin 60 bin dolar daha fazla gelse. Hani bir şey olsa böyle bir gelirimiz yükselse biraz. Yanlış anlamayın. Dilenci değilim ama paraya da ihtiyacım var. Şimdi ne açıldı burada? Bir bakayım şöyle bir. Development'da arkadaşlar. 8 puanım var. Şimdi bak underground parking builded açıldı. Tamam mı? 1. Enerji, hospital sistemlerinde bir sıkıntımız yok. Ya da bunlarda da bir sıkıntımız yok. Bunlar durabilir. Şeyi açabiliriz aslında ya. Şey istasyonu. Valla şu mantıklı. Bu. Bir de büyük yollar. Büyük yollarla şunu açalım. Tamam mı? Şimdilik dursun. Underground. Yani yer altında mı arkadaşlar bu? Ne oluyor bu? Kocaman değil en azından. Bak gayet iyi. Küçük. Şu trafik sorununu çözmek için çok güzel olacak. Mesela bak buralarda inanılmaz araba çoklu var. Şuraya bir görüyor musunuz? Bak böyle bir araba çoklu olur mu kardeşim? Şuraya mesela bir tane atalım. Hem para gelsin hem de trafik biraz hafiflesin mesela. Buraya bak mesela. Şak. Gördünüz mü bak? Yoğun bölgeler burada şey yapsın yani. Burada burayı kullansınlar. Hem de 10 dolar. Bedava. Burayı kullanın bak. Buraları kullanın ha. Tamam. Şu anda insanlar mutlu değiller. Hike cream. Hike taxes. Tam arkadaşlar mutlu değiller kardeşim. Yani suç oranı çok yüksek diyorlar. Yalan. Nasıl çok yüksek onu anlama. Şurada polis istasyonuna ihtiyacımız var bu arada. Şurada. Burada falan arkadaşlar. Şuraya bir polis istasyonu lazım kardeşim. Buraya. Hem de şeye. Kolejin tam arkasına. Bak burada kesin çocuklara kötü örnek alıyor. Şerefsizler. Koy şuraya bir tane crime station. Fabrikayı kolla. Koçum benim. Hadi bakayım göreyim seni. Polis kar. Bakayım ne yapıyorsun? Bak Ali Komiser gidiyor. Ali Komiser gidiyor. Yapacak bir şey yok. Onu koymak zorundayız. İnsanları mutlu etmeliyiz arkadaşlar. High cream'i çözdüm. High cream çözülecek. Hike water fees, hike elektrik fees. Şimdi bak çok şey istiyorsun. Yani onu düşürmemi istiyorsun benden. Elektrikle su şeyini düşürmemi istiyor. Ya tamam %100 kaç para fark edecek en fazla? Oğlum çok para fark ettiler. Bakayım 7000 dolar. Bunu %100'e çek. Hatta bunu bedava bile... Oğlum bir şey diyeyim mi? Şunu bedava ver. Bak. Bak şimdi. Suyu bedava ver. İnsanlar mutlu olsunlar. 7000 dolar para alıyorum zaten anasını satayım. Ne yapacağım ben suyu? Bakın arkadaşlar bunları böyle düşünmeyeceksiniz. Gördünüz mü kardeşim? Bak yükseldi gelirimiz. Şu anda artıya geçtim durduk yere. İşte bunun sebebi insanların mutlu etmek. Hike cream düşüyor yavaş yavaş. Bir de hike taksis var ama o beni biraz sıkıntıya sokuyor açık söyleyeyim. Ha şu an iyi gidiyoruz. Monthly balance 116 bin dolara çıktı. Ne oldu böyle? Elektrik departmanımız ne durumda abicim? Var mı bir sıkıntımız? Güzel. Tamam. Şu sanayi bölgesi her şeyi değiştirecek bana kalırsa. Burada büyük bir sanayi bölgesi üretmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ormancılık üzerine olur. Tamam mı? Aa chemical plant. Ne oldu? Oo kimyasal şey çıktı. Çok iyi.
Hiç acımam. Hiç acımam. Hiç acımam. Hiç acımam. Gelir ve gider tablomuz çok düşmeye başladı. İnsanlar acaba şehri mi terk ediyor? Aa, burayı terk etmişler. Ne oldu? Su mu yok? Su da var. Ne yok burada? Köpek. Neyi terk ediyorsun? Arkadaşlar hastaneyi açsak mı diyorum ya? İnanılmaz. Baksana şuraya. Şu an bayağı iyi bir şey olmaya başladı ya. Para kırıyoruz biz bir yerden ya. İnanılmaz yüksek bir... Oğlum vergi geliri mi arttı lan vergiyi düşürünce? Arkadaşlar çok iyi. Çok iyi kardeşim. Bir şey arttı ama. Yani bir şeyden biz parayı kırıyoruz şu an inanılmaz şekilde. Yüksek ihtimalle taksistan da vergi ödeyeceği tuttu adamların. Baksana şuraya. 400 bin dolar kâra geçtim. Bir şey oluyor. Ben yönetiyorum ya. Tamam. Çok iyi durumdayım. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar bence mükemmel geldik. Şehrimiz devam ediyor büyüme. Aslında bugün çok fazla bir şey yapmadık. Bak bugün daha kargo gemimi bile açmadım. Bak upkip. Bunu şimdi kapatacağım. Bak şimdi izle. Bunu kapattım ya. Bak paraya bak. Bak 655 bin dolar şu an kâr yapıyorum. Bunu açtığım için çok para gidiyordu. Böyle gereksiz şeyleri kapatsam zaten parayı kırarım. Kargo gemisini şimdilik kapattım yolu yapana kadar. Yolu yaptıktan sonra aslında buradan pardon. Bir dakika neyi kapattın lan sen? Bu ne lan? Oğlum sen manyak mısın lan? Pardon arkadaşlar. Şeyi elektrik şeyini kapattım yanlışlıkla. Kargoyu kapat kargoyu. Kargoyu kapat onu kapatma. Evet bir sonraki gün kardeşim bunların hepsini çözeceğim. Şimdi pek bir şey yapmamışız gibi gözükebilir size. Ama inanın ki çok şey yaptık. Bir altyapı hazırladık arkadaşlar. En önemlisi de altyapı kardeşim. Şu anda parayı kırıyoruz gördüğünüz gibi. 500 bin 600 bin dolar aylık gelirimiz olmaya başladı. Sadece bir takım sıkıntılar var gördüğünüz gibi. İnsanları memnun edemiyoruz. Bu yokluk görmedikleri için. Ama edeceğiz. Ama edeceğiz. Bu sanayi bölgesi yüksek ihtimalle parayı kazandırıyor bize. Endüstriyel tekstiler falan çok yüksekler şu anda. Burayı biraz daha büyütüp arkadaşlar ihracat, ithalat, imalat yaptığımızda parayı kıracağımızı düşünüyorum. Bugünlük pek bir şey olmadı ama olacak. Olacak. Mesela şu öküzler buraya yerleşmeyecekti ki çöp istasyonunun yanına şey yapmışlar, yerleşmişler. Yapacak bir şey yok. Birazcık para yapıp ondan sonra bakacağız. Bakacağız. Evet bakacağız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet kardeşim. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk Ölümoğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Sinan Soylu, Birkan Gezer, Ahmet Erzurum, Dominos'tan Tırcı Mevlüt K, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Ahmet Acar, Bora Arslan ve Berke Kargi'ye sonsuz teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.